Gel arkadaşlar. Bitirimleri görüyorsunuz. Ama mükemmel bir manzara. Bir demir daha da koy, yağ koy. Gece kalmış. Vay o kadar be. Yağmur yağdı üzerine. O kadar dolu yağdı. Rüzgar, çamur ve annesi bu da biraz. 30 yaşındayım. Bak belki 200-300 üzeri köpek gelip geçmiştir. Biz köpek çok seviyoruz ve çok değişiyorduk. Ama babam da halen babam da aynı fikirde. Bak babam 50 küsur yaşında. Yani böyle hareketli bir köpek. Yani böyle baktığınızda arkadaşlar tilki kadar ancak boyu var ama yani. Boz. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra ilk defa Erzincan YouTube ekibi olarak bir araya geldik. Yani birkaç eksik arkadaşımız var ama bildiğiniz gibi yayla sezonu. Herkes yaylada, Mert olsun, Ozan olsun. Bugün Ozan'ın yanına doğru gezmeye gideceğiz. Benim burada toplandık. Bir misafirimiz var. Şahin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abim? İyisin, sevgilerim. Teşekkür ederim, ben deyim. Arkadaşlar. Unutma, abone olmayı unutmasınlar. Videonun başında evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve abone yapmayı unutmayalım. Şahin abi kendisi Fransa'da yaşıyor. O da orada YouTube kanalı var. Özellikle şu çekeyim, bir misafirimiz daha var. Ta Border, şeyden. Arkadaşlar bunun cinsi Border Collie. Yani çok akıllı bir çoban köpeği. Eminim siz de videolarda izlemişsinizdir. Koyunları falan böyle gidip çeviriyor, götürüyor. Yani bayağı da akıllı. Biz otur, bayağı da oynadık. Otur. Gel oğlum, seni Bozdoğan'ın yanına getireyim ben. Gel. Otur. Herkese selamlar değerli dostlar. Bizden de selam. Umut Yıldız'dan da selam. Umut Yıldız bu ara konuşmuyor. Abi senden fırsat gelmiyor. Ben hiçbir şey ne konuştum? Ben şimdi Umut'tan beri konuşuyor ya. Biz Şahin abi da dün gösterdi yani, otur deyince oturuyor. O, yat deyince yatıyor. Bayağı da gerçekten de bir akıllı bir köpek. Hatta şeyde Maraş'ta mıydı abi? Maraş'ta da bir YouTuber abimiz var. Yusuf Poyraz'dı herhalde. Ona da Nurhak Dağları'nda. Nurhak Dağları'nda ona da hediye etti. Bir dişi geldi oraya. Bir dişi, yani bir daha geldiğinde üretim yaptığında Şahin abi bize de. Ama bizim dağlarda bu etkisi olmaz. Olur abi. Ha büyükbaş ya, koyunculukta olur. Ha büyükbaş belki şey yap. İneği nasıl çevirsin abi? Babası büyükbaş. Ördek var, tavuk besler. Evet ama evet. Bu, abi ya, neyi çeviremez mi çevirir, ya? O çeviriyor. Abi benim renkler duruyor köpeklere. Benim bozuk çeviremi eşek kılar ya. Abi valla ya. Ya bu koyunculuk için iyi şey ne abi? Köpeğe kararlamıyor. Koyun yapıyor, anlamam. İnek yapıyor. Hayır, inek de yiyor. Twist. Bütün yani her hayvanı da yapıyor. Yani böyle baktığınızda arkadaşlar tilki kadar ancak boyu var ama yani çok bildiğin zeka yani insan gibi. Abi köpek öyle küçük olmasa işler süper. Şu anda kurtlara çalışıyor. Aynen. Şahin abi onu gölgeye alalım. Bunun şimdi biz arkadaşlar Ozan'ın yanına doğru gezmeye gideceğiz. Otur. Hep beraber değerli dostlar Erzincan YouTube ekibi olarak Umut Yıldız YouTube kanalı Çobanın Doğadaki Sesi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya sen çok özledik ya. Özel geldi beni getir. Emu'yu da aynı şekilde. İşte şurada arkadaşlar. Kartal mı leylek mi onu da çek. Bayağı bir şikayet oluyor kanalımıza. Hani sözde hayvanseverler diyeyim. Toprağım o şey leylek. Onların da yuvasını çekeceğim. Aslında ben. Leylekler arkadaşlar hemen evimizin şu arka tarafında direğe yuva da yaptılar. Şu an kuluçkaya yattılar. Onları da böyle yapım aşamasını falan çekmeyi düşünüyordum. Ama o insanlar böyle insanda heves bırakmıyorlar. Yani o yüzden çekesimiz gelmiyor. Çünkü hayvanlar doğası gereği mesela dövüşüyorlar. Dişilerin mesela kendi kendine giriyorlar birbirine. Mesela benimle alakalı bir durum değil. Çekebilirdim. Yani bir de şöyle bir tezat var, insanlar şeyi daha çok izliyorlar. Böyle aksiyonlu videoları daha çok izliyorlar. Toprağım bu ne işe yarıyor? Toprağım o şey sürgü. Onlar pancarları normalde sürgü yapıyoruz. Ben şöyle bahçeye ektim. Bu bahçenin araları var ya. Oraları onunla sürgü yapıyorum. Vallahi araya gidersin. Ben ufacık koyayım var. Ufacık koyayım var. Arkadaşlar kaptan insanlara hala alışmadı. İnsanlardan çekiniyor ama hayvanlara karşı hiç gerisi yok. Bayağı bir sana bayağı bir alıştı Şahin abi. Bunu götürün bizim dağlara bırakın. Bu şey ya. Şu an yaz tabii toprağım zayıfladı, bir de tüy döneminde. Ama dışarıda
daha cüsseli duruyor. Yani şu an zalo gibi var. Cüsseli zaten ya. Abi biraz ama şimdi beklediğimiz kadar olmadı. Beklediğimiz kadar büyümedi ama kafasına. Ben daha da iri daha bekliyordum ama tabii abi bir yaşına yeni girdi. Daha var. Abi ben bir 4-5 ay daha özellikle bu Anadolu çoban köpekleri büyüyor. 4 aya kadar biliyorsun sen daha. Kangallar çok büyümüyor ama abi şey büyüyor. Kıskanıyorlar beni sevmediğim. Tamam sevmedi. Araya gireyim bak. Abi dişi mi erkek mi? Erkek. Şahin abi onu şöyle gölgeye suya bir yere alalım. şu şeye bağla istersen. Evet. Motor siyatı parçalamaz herhalde. Motoru kaldırırsan. Yok abi şöyle şuraya bağlayalım. Burası gölge. Hangisi abi? Abi o Umut Taşdelen'den gelme. Evet. O dişimiz de gebe arkadaşlar. Zalo'ya çektim. Olur. Umut sana zahmet motoru biraz ileri al. Şöyle bağlayalım. Burada en azından gölgede yatar. Ha abi oraya olur. Şu şeye olur. Telenor'daki demir olur Şahin abi. Aha oraya da olur. Buradan arkadaşlar şu an görünmüyor ama şu karşıda gördüğünüz dağların ta arkasına gideceğiz. Yani bir 100 kilometreden fazla yol gideceğiz. Orada Ozan kardeşimizle videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar yoldayız. Ozan kardeşimizin köyüne doğru gidiyoruz. Yani yaklaşık bir 100 kilometreden fazla yol kat ediyoruz. Daha da dağlara çıkacağız yani burası şöyle gördüğünüz gibi ova ama muhteşem manzarası var. Şöyle size çekeyim. Alabildiğince düzlük, böyle tarlalar, doğal manzarası gerçekten güzel. Bir de böyle rampaları tatlı yani böyle dik kayalıklar değil. Tercan'ın yaylım köyüne doğru gideceğiz. Orada Ozan kardeşimizin koyunlarını, köpeklerini, yayla yaşamını size çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Efendim abi. Şöyle yolumuza devam edelim. Hadi. Yani insanlar önceden burada kışı bile burada atlatıyorlarmış. İnsanlar hastalanınca kızaklarla indiriyorlarmış. Abi her gün gidip geliyor yolu. Arkadaşlar zorlu bir dağ yolundan sonra Ozan'ın oraya varmak üzereyiz. Yani gördüğünüz gibi bu yollar ancak jip çeker. Bir de biz karıştırdık yani ilk başta yolu. Bir de lavuna çekeyim. Sonra Baki abinin ayak izleri vardı. yanlış gittik ilk baştan sonra geri. Oradan silinmiş. Sonra geri döndük. Vay vermiş. Sen yine dikkatli çık abi. Allah Allah. Ulan iyi Şahin abi. Ya Ozan ne yaptın? Girişten dikkat et. Şöyle tek tek mezra evleri var aşağıda. Burası arkadaşlar Bingöl'e ve Tunceli'ye sınır yani Erzincan, Bingöl, Tunceli üçgeninde bir bölge. Ama şöyle gördüğünüz gibi bilmiyorum kamerada belli oluyor mu? Bin bir çeşit çiçekler açmışlar. Yani buraların mesela balı falan da çok meşhur. Arada çok az bir yolumuz kaldı Şahin abi. Ha gidiyor ya. Biz Ozan'ı arayalım. Yine arkadaşlar yanlış yola girmiş olmayalım ama değildir abi bence doğru yol. Ben tahminimce... Zaten daha yanlış yolsa geri dönüp gidelim. Ben bu koyu yemeye geldim ben buraya. Sırpar. Ya bak ya. Baba aşağı bak. Süper manzarası var abi. Ama yani... Burada birine nasıl gideceğim ben ya? Çıkar abi. Anladım, çıkar. Şöyle... Toprak ya. Şu karşı abi. Nereden geldi? Aynen. Şimdi ben diğer telefon olsaydı direkt zoom'la getirebilirdik buraya kadar ama bunlar bu kadar net çekmiyor. Şöyle Ozan şu ağacın dibinden.
açık abi, buralarda altını burada vurabilirsin. Tamam da nasıl? Birle çok ağır ağır git abi, hiç gaz verme yani. Gaz verme, çıkma. Allah Allah. Gaz verme, çıkmayalım. Oha! Geçen buraya geldi. Bir de Ozan'ın boyunları da yukarıda yani öyle. Sıcağında yatıyorlar. Ve Ozan da video çekiyor. Vay 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 vay. Bu tarafa gel Şahin abi, gel. Ne var ya? Ben ineyim. Gel abi, gel. Evet. Çok bekleyin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ozan, nasılsın? İyi, sağ olasın abi, sen nasılsın? Vay, unutuyorum Salih. Nerede bizim o dağlarımız, yaylalarımız? Nasıl yapıyorsun? Vay ya. Güzel, burası da güzel. Burası cennet mi, cehennem mi? Aslında cennet de yol olarak cehennem. Ya da cehennem ya. Yolu baya kötü ya. Şöyle araziyi biraz göstereyim arkadaşlar size. Ozan'ın su sıkıntısı yok. Çeşme var. Hemen evin yanında. Şöyle çadırı var. Çoban kalıyordur büyük bir ihtimalle. Koyunlar da demek şu alda kalıyor. Efendim abi? Burası neresi? Sercan Yaylım abi. İzrail'e gel Tarih. Bilemem buralar. Mağaralar, şeyler uçuyoruz. Ya şu karizmaya bak. Ya şu karizmaya bak. Ya şişirmeyin ya. Ozan misafiriz, biz hizmet et biraz. Arkadaşlar bu Erzurum'un meşhur çorbalarından yani. Erzurum'a gittim. Ayranlı çorba. Adam beni çalıştırdı. Diyor ki şey, bizde gelen de çalışıyor tamirci. Girdik adamların çalışıyoruz, hem iş yaptırıyorsun. Akşam burası çok serin değil mi? Yani serin oluyor abi. Bu da arkadaşlar babuko diyoruz biz. Bu da Erzurum'un yöresel bir yemeği. Tereyağıyla ayran. Onunla yapılıyor. Hani eskiler bu yemeği yiyip tırpan sallarlarmış. Misafirlere genelde verirlermiş eskiden. Normalde ben diyorum sıcakla ilgilenmez mi? Bize ağrı geliyor abi. Hem eskiler yiyormuş tabii ki. Ama eskiler kuvvetli çalışıyorlarmış. Yani bize ayranlı. Kesme çorbası. Kesme çorbası diyoruz biz aynı. Bunu benim annem yapıyordu annem. Kesme çorbası. Bunun üstü ne? Siz hiç bunu yedin mi Şahin abi? Zazaca'da zirfet diyorlar ben abi. Şeyde de bizim oralarda da babuko diyorlar. Yok hani şurada köpek yok. Lopik mi diyor? Bir şey diyor ki herhalde. Yok. Ha sizde mi? Ha sizi bilmiyorum. Bizde biz babuko diyoruz. Mesela bunu kendi elimde kesiyoruz. Evet o da aynı. O şey. Evde yapıyoruz. Yağını... Şimdi Umut Yıldız Tunceli kesimi yağın içine yüzdürüyorlar da abi. Abi bizde yağlı olmayınca tadı olmuyoruz ya. Abi şimdi Tunceli kesimi yağın içinde yüzüyor bu. Basın yağda yüküyor ona göre. Ya böyle. Abi de bunun kavurmasını yapıyor. Ben bilmiyorum. Bir bakın yağınızı söyleyin, ona göre döksün. Hani fazla olmasın. Ne koy de yer. Ya bol olsun ya. Valla bir sefer de yağlı olur yemez. Yok. Siz yiyin yine dökerim. Tamam. Doğru. Aynen. Yağol var mı? Tadol mu? Sonuçta hamur yani. Yağol tereyağı takıyor. Çekip çekip ağzıyorum. Aynen. Normalde bir de bunu dövüyorlar mesela. Dövme yapıyorlar. Bir de normal sadece ekmeğinden. Evet. O sir o ayrı. En sevdiğin şey bir sırın diyoruz ona. Sir diyorlar bizde. Ne? Her şeyi yapıyorlar. Sire saç diyoruz mesela. Arkadaşlar biz izninizle bismillah deyip başlayalım. Biz afiyet olsun. Helal olsun. Devam edeceğiz. Yani belki... Erzincan'da yediğimiz et dönerinden daha burada bu aldığımız lezzeti alamayız yani. Ben şimdi teyze eline emeğine sağlık. Şimdiden Allah var etsin. Biz devam edelim. Zalo. Zalo yeni bıraktım. Zalo bir haftadır tam bağlı, götürecekler gelmediler. He Serdar abi gelecekler orada. Trenalar bunlar ya. Arkadaşlar Zalo benim eski videolardan bilirsiniz.
Bunu Tunceli'den getirmiştik. Yani doğasına kavuştu burada. Tabii tabii abi. Aynı. Koyuna gidiyor. Yaz olduğu için biraz zayıflamış. Ercan Parti, Ercan'ın Parti etiketini yaydım. Şöyle çapar erikler. Orada doğdular. Şu an yaylada yaşıyorlar. Yani büyük avantaj yani böyle büyük köpeklerin yanında yetişmeleri. Bunlar için büyük avantaj. Ama bitirmişli. Bayağı bir bu dağlara nam salacaklar bence. Reşon'un Erzincan'daki tek veli atları bunlar kaldı arkadaşlar. Yani bundan önce bendekileri Antalya'da bir arkadaşıma verdim. Aynen abi, hoş geldin tekrardan. Ben Çapadağ'a bakayım, bunlar kalacağım biraz sonra. Yani videoda belirteyim. Umut Yıldız'a çapar hediye ettik arkadaşlar. Şimdi herkes soruyor. Herkes soruyor, Umut Yıldız'a niye vermedin? Götürüp başkasına verdi. Bilmedi böyle piranha olacaklarını. Kabul etmiyorum, bana çapar verilmedi. Ya o değil. Bunları götüreceğim ya. O değil de Ozi. Bir şey söyledim. Bizi de kalyana getirdim dedim, şu köpekler yanık dedi. Bunlardan bir şey olmaz. Aynı, sen de aynı söyledin. Ama boz çaparlardan daha kalın. Tabii ki o farklı, o boz ağırdır yani. Şu ama Reşon'un tam kopyası. Aynen bu, zaten karakter olarak da. Evet, bu baya benziyor o zaman, hem de şeyi de. Tamam, çağırıyor, suriye giderler şimdi. Burası arkadaşlar, Zeynel Amca ifade, oyunların yanında. Gel, Bağız gül gel, Bağız gel. Gel yanıma. Dön geri la, dön geri, dön geri. Tamam. Bunlar bana çok bağlılar. Yani bırakmıyorlar. Bazen gece gelmiyor ikisi. Şey, gölge koyunun önünde gidiyor sürekli. Bunlar ikisi gelmiyorlar. Yukarıda ayı köpekler sıkıştırınca bir bakıyorum şeyde. Kıtlama dur. Şeyde sıkıştırıyorlar. Buradan bakıyorum yamaçlara gidiyorlar. Ya şimdi büyük bir avantaj biliyor musun bunların böyle yaylada tabii, büyümeleri? Hem tecrübe. Şikayetçi ama bildiğin tam pirana gibi oldular. Ne görüyorlar, saldırıyorlar. Seneye o zaman bunlar tam Zibidi Gonzales olurlar. Üç kardeş bir de büyüyor. Bir tek bunların üçü kalsa sana yeter zaten. Aynen. Şöyle söyleyeyim bak, şuradan bir köpek çıksın. Gidip de almasınlar, geldi yüzüme tükür yani. Vay be. Kavuşluğu gibi biniyorlar, büyükler de gidiyor. Büyükler yok, maşallah şu an yani o küçüklüğüne göre gelişimleri güzel. Şimdi geçen bir çaparlar sayfasında paylaştım, işte 7 aylıklar diyor, tüyleri kadar ömürlükleri olsun. Abi bunlar Şubat'ın 5'ine doğdu dedim, YouTube'dan bakabilirsin de. Hani o zaman yanlış anlamamazsaydın etekmesi aramıyor. Sen bana ötek gittin. Dur. Her şeyin yapmaları mı? Çaparlarını, öbürleri hepsi arada bağlılar. Yani bırakamıyoruz abi. Hepsini bir arada zaten komşuların köpeklerini linç ediyorlar. Tabloyu bırakınca hepsini hemen kapatıyor. Atal yok değil mi ya bunlar? Tabloyu bağlayınca öbürlerini bırakabiliyorum. Yok, bayağı büyüyor. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim size. Ben şu Umut Yıldız'a uydum. Köpeklere dedim ki bunlardan bir cacık olmaz. Küçük yanar bunlar. Köpekler de şimdi... Başka bir yine satabilirsin abi. Yok, tanesini 15 bin verdiler, ben vermedim. Yani satmak için... O zaman parayla işi olmaz. Aynen yani bunların... Abisi köpek seviyor, bir tanesi de abi götürsün. Vay lan, nereden geliyor? Ya bu baki abi. Efendim? Aynen. Zoro! Gel bakayım, gel. Abi kırkı nereden aldın hadi? O kırkı neyle geçiyor? Gel oğlum, gel. Benim at burada. Aferin. Bu kopyası ha. O hem post olarak da benziyor. Kuyruk tutucu falan da bayağı benziyor. O diğeri biraz daha açık arkadaşlar, postlu. Arkadaşlar şimdi Şahin abim, Umut Yıldız, yine Emre abim ve yazmasınlar olarak YouTube'da Çoban Doğa'daki Baki abim. Şimdi Baki abi bizim planlarla çok dalga geçti. Yanıklar bunlar. Yalnız şey. Dağların efendisi görmeye geldik. Aynen, hoş geldiniz tekrardan abi. Tam da dağdayız ha. Aynen. Yanıklar dedim, bizim planlarla dalga geçti. Şimdi Umut Yıldız çalmaya geldim. Herkes bana tepki gösteriyor. Umut Yıldız'a neden hediye ettim? Hediye verdim. Yanıklar dedi, başkalarına da hediye etmiş. Yalnız şu an pişmanlığını biliyorsunuz, bilmiyorum. Bakışlarımdan görebilirsiniz canlarını. Oğlum bunlar can ya. Aynen yani. Köşeyle öyle. İnsanlar severler ama o saldırıyor adama. Ozi. O şimdi komşuları gelince saldırıyor. Gerçi Ozan bunların kardeşleri öldü yani. Umut bir arkadaşına verdi. Samimi bir arkadaşına ama öldüler onda da. Abi ölmüş mü? Ha, ölmüş onda. Umut.
Bak ben yani, burada. Yani öyle. Sevmeye götürüyorum. Ya öyle sevmem ama bak yani. İçeridekileri bırakırım sevemezsin bak yani. Yok biraz sevmek getirmek yok. Şu güzel şu. Sen buna buna al kucağın abi. Ya bu tatlı ya bu rengi daha. O şey abi. Bakayım arabaya götür ya araba çıkar. Ok oyuncu. Ha bu. O ok oyunu çok seviyor. Mesela gece koyunun önünde bakıyorum benden önce çıkıyor. Valla. O büyük köpeklerle takılıyor. Bunların ikisi bir takılıyorlar. Bazen evde kalıyorlar gelmiyorlar. Bir bakıyorum yamaçta gidiyorlar. Ama şimdi. Emre. Bu çapar ama kangal özellikleri de var bunlarda ya. He? Abi zaten kangalın birçok rengi var. Aynen aynen. Yani, o değil de mesela şu kafa Maraş, yapıları falan. Ya işte abi o diyor ya biz o konulara girsek çıkamayız. Boş ver. Yani aynen yani tabii ki hani benim herkesin bir düşüncesi var. Hani benim düşünceme göre illaki alaysa çaparsa kangal da olsa bence genlerinde bir farklı ırk vardır. Yani Anadolu çoban köpeğidir şeydir ama bazıları da diyor ki kangalın her rengi olur. Yani alası olur şey olur ama kangal ırk olarak kangal. Ama evet. Tabii herkesin bir düşüncesi var abi. Git davara git hadi. Davara hadi. Bıraktın davara git hadi çabuk. Çabuk davara. Hadi davara. Çabuk davara. Davara çabuk. Hadi. Gidiyor mu öyle? Bu bırak bir bırakamıyoruz abi bunu. Bu katliam çıkarıyor ya. Adamı mı? Yok. Köpek falan bırakma. Salo. Salo ya. Gel oğlum gel. Salo gel. Ozan alabayı herhalde aşağıda. Alabayı köyde diğerleri. Şimdi onları da çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar Ozan köpekleri burada ağıla koymuş. Bunlar kimdir? Kaç seneliktir Ozan bu ahırlar? Abi bayağı eski bunlara yıkım kararı çıktı da gel 100 sene vardır en az. Vallahi vardır yani eski taşlar. Bismillah. Bunları bağlıyorum. Çünkü Zalo serbest olunca hepsini bağlıyoruz abi. Katliam çıkarıyor tek başına. Boşuyorlar hala şey barış sağlanamadı. Yani yok bunlarla arasında sıkıntı yok. Eşler. Gidip tamam. Direkt komşuların köpeklerini öldürüyor. Zalo biliyorsun zaten köyde bir tane dişi öldürdü. Arkadaşlar zaten Çalo'yu biliyorsunuz. Daha önceler çekmiştik. Abi Çalo çok kötü. Ölüyordu dün. 4 tane kurt öldürmüş videosu var yani. Bunu Zeynel amcadan da dinledik. Burası da çok eski bir ağır. Şöyle tersikler falan. Kimdir kaç yılında yani bunlar hep dağlardan kesip getirmişler. Ve içerisi de yani bildiğin klimalı bir ortam gibi yani. Aynen de biraz alta geçirmiş abi bu sene. Normalde geçen sene şey buraya hayvan koyuyor. Ha yağmur şu an koymuyor musunuz? Yok sadece köfte kuzuları atıyor. Ben dedim biliyoruz çünkü 6 yaş hayvanlar aynen, olduğu için. Ama serin arkadaşlar dişi köpekler zaten. Köpekler burada geliyor. Şey burada çaparların annesi. Şey. Sen de orada bak. Onun ayağı düzeldi mi Ozan? Yok abi düzelmedi. Bir basıyor bir basmıyor ama. Aynen. O küçük yavruyla bu fotokop oldu. Abi ben onu öldüreceğim neredeyse. Yani o dereceye beni fıtık ediyor. Şu an önünde hiçbir köpek durmuyor. Komşuların hiçbir köpeğini. Vurdun deviyor çelimsiz ya. Allah Allah. Yemin ederim hiçbir köpek şu an getir. Ben söylüyorum dün Mert'i aradım. Diyorum ki Mert diyorum senin Tyson'la Aziz'in bozdokuna diyorum meydan okuyorum abi diyorum. İstediğin gibi. Bırak gözü kapalı bırakırım. Ya bir de çok gezen bir hayvan toprağım. Ya burada da aynı. Biz onunla gittik şeye yani araziyi hemen tarıyor. Çalış. Yani şey o eşkal olarak zaten annesinin aynısı arkadaşlar. Bu annesi. Ya Çalo. Çalo babası zaten. Çalışka. Çalo babası ama Çalo'dan ziyade annesine daha çok benzemiş. Köpeğin kopyasını gördüm. Valla. Alacağım mı? Doğrudur. Kardeş olabilir mi? Kardeşi zaten evet ya. Ben verdim. Ya. Şeye ya. Verdim. Mahmut diyor onlar da oraya verdi işte. O adam tutuyor ondan verdim ben. Bizim yani bunu şey yapacağım abi. Küçük yavru aynısı ama fotokopiler küçük yavru şey gibi büyük oldu. Benziyor ama ben bence de o yani bu mesela küçükken de inceydi. Aynen bu babası da inceydi ama. Aynen. Yani babası biraz daha işte o zaman. Abi sonra kanlaştı. Ben Çalo'nun inceydi aynısıydı. Aynen. Yani bunların mesela ırkında arkadaşlar şey var. Anadolu çoban köpeği kanı var ama yani birçoğunun mesela Sivas'ta orijinal kangal diye tanıttığı köpeklerin emin olun ki daha iyidir. Yani fiziksel olarak size çekeyim şöyle. Yani hayvanlarda ne basarlarında ne alın yapısında hiçbir bozukluk yok yani. Ve çok da atletik köpekler. Yani ben birebir izledim. Benim eski videolarından da izleyebilirsiniz. 30 yaşındayım. Bak belki 200-300 üzeri köpek gelip geçmiştir. Biz köpek çok seviyoruz ve çok değişiyorduk. Ama babam da aynı fikirde. Bak babam 50 küsur yaşında. Yani böyle hareketli bir köpek biz görmedik. Ya bir de durmuyor. Bak mesela açık söyleyeyim. Kızıyoruz şu an. Yıldırmaya çalışıyorum.
kıza kıza yıldırmaya çalışıyorum dalmasın. Kovalıyorum getiriyorum davanın içerisine. Bir arkamı dönüyorum üstten gitmiş adamların köpeğine biniyor yine. Köpekler de 4 tane geliyor dalıyor için ha korku mu korku yok. Yabaniye nasıl peki Ozan? Can. Yani görmeniz lazım onu. İnşallah bir gün denk gelir bir videoda ben size şey yaparım. Zaten işte önemli olan da ayı, senin için o. Ayı böyle şey tam tutmaz tamam mı? Tutup çekiyor, tutup çekiyor, tutup çekiyor. Bırakıp kaçıyor, bırakıp kaçıyor. Yıldırıyor işte öyle öyle. Zaten ayı. O ya ayıya zaten onu yapması bile büyük bir şey. Şimdi ayıya zaten şey yapsa canından olur. Onun ağzı ince sadece. Hachi onun adı. O benim köpeğimdi. Ha o şey, nereye vermişler onu? Şey köprü başındaki şafaklara vermişler. Ha doğru bunun şey kardeşini. Bu avcı. Av köpeği bu abi. Tabii. Her gün şu kayalıkların önünde şimdi çek kayalıkları. Her gün drone'u götürmüyor mu yanıma? Dağ keçilerini götürüyor. Her gün, her gün, her gün. Ya bunlar işte Ozan avantajları hep sürüde büyüttüler. Aynen. Tecrübeleri çok iyi. Arkadaşlar Ozan'ın köpekleri işte burada. Akşamları tabii bunlar salıyorlar davarın peşine. Ozan genelde değişmeli olarak salıyor. Ama dışarıya göre yani bu kapıyla şu içeride yani en az 2-3 derece arkadaşlar burada şey farkı var. Vardır. Çok güzel. Bahçe yaptınız ha. Aynen. Burası tabii bizim oralara göre biraz daha geç yetişir ama yetişir. Aynen. Şöyle arkadaşlar Ozan burayı bahçe yapmış. Başı abi de drone'u kaldırdı. İnşallah ileride biz de bir drone alırsak böyle dağ köylerine gittiğimizde farklı drone'lar görüntüler. Drone'lar kapıştıralım mı Baki abi? Farklı esintiler yakalamaya çalışırız. Bak ya güzel resim buradan çeker. Ha şey bu güneş vuruyor buradan. Tut 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 tut. Tut. Reşat tut. Reşat tut. Abreye yetsene abi az bir şey yakına. Korkuyor korkuyor. Şimdi. İlk defa gördükleri için. Tut. Gel 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 arkadaşlar. Bitirimleri görüyorsunuz. Ama mükemmel bir manzara, mükemmel bir. Gel 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 gel. Karşıda komşunun koyunları gidiyor arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Onun da köpeği var. Ooo zalo geldi valla. Dişiler şurada. Zalo gel. Zalo gidip aşağıda ona mı biniyor Ozan? Abi aynen direkt öldürür ya. Allah Allah. Onu adamın bir tane mi köpeği var? 4 tane. E o zaman bunu pert ederler. Yok. Allah Allah. Abi o enik bile tek başına gidip dalıp diyorum ya önde eğlenmiyor hiçbir ha. Onlar o zaman biraz pasifler. Orada güzel ya. Bak abi sen boyunları bir çekseydin o karşıyı. He ürkütmene bak karşıda at falan da var. He korkuyorlar. Şöyle arkadaşlar karşıda. Yani atlar falan da var. Atlar bir at var. Ayı var. Az önce Zeynel amca buradaydı. Şimdi tabi koyunları götürmüştür. Şu sırtın arkasına Ozan diyor oralar bayağı bir otlu. Yani şöyle kıraç göründüğüne bakmayın. Diz boyu ot var diyor. Şimdi buraları. Emre abi seni bekliyor. Alo. Şahin abi şöyle arkada yürüyor. Arkadaşlar. Zeynel amcanın yanına doğru gidiyoruz. Enikleri aldık. Şöyle
çıkmışlar diğeri. Önde gidiyorlar. Isınsın biraz daha. Geçen dağda kalan kuzu burada mı Ozan? Bak gel geçtiğiniz siyah kuzu var ya. Şu arka tepenin arkasında kalmış ha. Arkadaşlar bu kuzu 3 gün. 3 gece kalmış. Vay be. O kadar be. Yağmur yağdı üzerine. O kadar dolu yağdı. Rüzgar, çamur ve annesi burada bırakmıyor. Zaten o bir kere şeyi... Kondu abi, koyun 3 gün kalmadı. Hayır bir de otlamayı da bilmiyor. Aç yani. Tabii tabii tabii. İyi dayanmış. Ya işte nasipten çıkmayan böyle aynen bir şey Ozan. Ya. Şimdi öldürmeyen Allah öldürmez. Biliyorsun bu 3-4 gün önce Caferli köyünde birinin 170 tane yani kuzusunu kurt kırmış arkadaşlar. Yani ama demek bu hadisede nasipten çıkmayınca bu 3 gün boyunca dağda kalmış. 3 gün sonra aramışlar. Abi ayı var, başak var, tilki var. Nasıl ölmemiş? Demek nasıl ki işte nasip. Denk gelmemiş. Helal var abi. Aynen öyle. Arkadaşlar yani buralar küçük baş için gerçekten bulunmaz. Şöyle kargalar da şey yapıyorlar. Şöyle çekeyim size. Koyunların üstündeki yünleri taşıyorlar. Neden? Çünkü yuvalarını falan herhalde bunlarla yapıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsinin üstünde de var yani hemen hemen. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi köpekler yani sürüde yetişiyor ve dağda yetişiyorlar. Yani sürüde yetişip de hiç yabani görmeyen hayvanla da bunlar bir olmaz. Çünkü burada hep ayıyı görüyor, kurdu görüyor, tilkiyi görüyor. Hayvan tecrübeli bir şekilde. Dolu üstüne yağdı ha. Yani bu mucize ya gerçekten ya. Onların mucize koy. Ne olabilir? Baba. Şşt, bak. Ne oluyor? O zaman bunun ismini reşo koy da. Zifir de reşo. Ben de artık reşo düşünüyorum ya. Reşo. Değil mi? Reşo. Reşo. İsmini almış ama yine de alıştırırız ya. Reşo. Ozan, abi küçük ya, daha. Burada denk gelmemiş yavru ya. Abi şey vaşak var. Ayı ha. Var. Ayı bak dün dün diyorum özür dilerim. Ha. Çoban gitmeden önce diyor ki geldim. Öğlen vakti şuraya çevirdim. Yavrularıyla şurada dolanıyor. Ha. Bunlar bana çok düşkün. Şu düşkün şu bak mesela. Bak oturayım bak onları bana yaklaşsın hemen saldırıyor onlara. Gel 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 gel. Bak bak. Yetiş. Senin beğendiğin ya, köpek bu. Ya ben fizik olarak yani bu ideal toplam. Eğer yani böyle mesela çok çok mezar gönder yine. Çok iridense hani bu boy ideal dağda gezmesi için. Mesela bak bunlar da fiziği çok elverişli mesela. Zaten bu dediğin gibi aynı reşo. Hareketleri de benziyor. Kuyruğu da çok benziyor. Mesela o diğeri tutmuyor fazla. İki parmak fark var. Açık. Boy olarak mı? Biraz var evet. Yani bu en azından izleyen arkadaşlar için de iyi oldu. Merak edenler köpeklerin buradan son halini izlemiş olurlar. Zeynel amca nasılsın? Sağ hoş bulduk. Sağ olasın. Zor değil mi Zeynel amca? Artık yani daha gitmiyor ya. Doğru. Herhalde seneye bırakacaksın he? Küzet bırakmayı düşünüyoruz. Seneye değil de. Ya bir de uzak. Toprağım burada yani. Ya kolay değil tabii ki. Zeynel amca eski insanlar burada nasıl yaşamış ya? Ben de ona şaşıyorum yol ya. Yol yok, bir şey yok. O 2 metre, 3 metre karda hastaneye gitmişler. Ya biz de şimdi burada araba burada. Yine de nefret ediyorum. İstemiyorum burada durum ya. Doğru vallahi. Kolay değil Zeynel amca. Çok uzak zaten. Biz yaklaşık 2 saat geldik değil mi? 2 saat yok. Tabii yani 100 kilometre çok fazla. 100, bir de yolu da pek iyi değil. 130 kilometre. Evet hep yani arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi stabilize yok. Bakım yok, yollara bakmamışlar. Doğru. Bu sene ot da çok ama hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Çok verim yok.
Çünkü yağışlar, hava soğuk geçiyor. Hava soğuk oldu mu koyun sütten sütü dökülüyor değil evet, mi? Evet evet. Normalde daha... Derim yok yani. O ota rağmen istediğin o sütü alamıyorsun ha. Biz öyle bir şey beklemiyorduk ama. Bir de sağımırı da hep kendiniz yapıyorsunuz değil mi Zeynur abi? Kendimiz yapıyoruz. Senle yenge yapıyor. He, beraber yapıyoruz. İkisi ya kolay değil tabii ki. Şimdi bir hem de... Hem otlat hem... Hem otlat hem şey... Yaş abi. Yaş diye 53'ü geçiyor, 54'e devriyoruz. Doğru doğru. Doğduk doğalı. Onun bunun kapısında çoban. 17 sene ona buna çobanlık yap. Ondan sonra da kendim alan. Bazen kendi kendime geçmişlerime kızıyorum diyorum. Gide çöpçülük yapaydınız. Başka bir iş bulaydınız. Nereden bu mesleği seçtiniz? Şimdi bana kızıyorlar ki onlar seçmişsen bırak. Ya bırak işte bırakamıyorsun. Bırakılmıyor doğru. Zamanında sonra zaten sonra yapılacak iş de yok. Yani ya işten ziyade zamanında büyüğümüzü babadır, anadır. Bırakıp bırakmak istemedik. Bırakıp bu yere gitmek istemedik. Hani dedik bir evin önündeyiz. Birader yurt dışındaydı. Yalvardım yakardım beni de götür yurt dışına. Beraber çalışalım. Bir ay sen gönder, bir ay ben gönderim. Bunlara kim bakacak yaşlarımıza burada? Dedi bizi buralarda süründürüyor işte. Biz de yaşlarımızı bırakmak istemedik. Ömür geçiyor Zeynel amca bitti. Dediğin gibi. Burada şey var mı? Hiç ayı, kurt, domuz denk geliyor mu Zeynel amca? Ben hiç görmedim de geçen gün çoban görmüştü daha burada iki tane yavrusuyla beraber. Ayı görmüş yani ben görmedim. Ben pek davara da gitmedim. Ha gerçi sen gündüz bakıyorsun herhalde. He bir akşam o zaman o komşuların arabası bozuk derzuma parçalmaya gittiler akşam. Gittim. Gitti geldiler he. Zeynel amca yavrular nasıl? Memnun musun yavrulardan? Ya başımızı belge koyuyorlar ya. Niye? Milletin köpeklerine mi saldırıyor? Geçen gün buradan mezar işte abi mezar yeni vefat etti adam. Mezara gelmişler gelmiş burada tutuşmuşlar. Ya bu arkadan bir köyden bir adamın köpeği gelmiş. Diyor da biraz boş boğaz adam. Demiş tak İzmir'de oğlunu aramış. Oğluyla geçen sene arkadaş olduk. Demiş ya 78-10 tane köpek güze kadar onlar bu civarda köpek koymazlar. Öldürürler he. Demiş tuttuk onu götürürler. Tuttuk onu götürürler. Ya o gün üstte azmış bu yavrular. Nasıl, niye azmışlar ben bilmiyorum. Şimdi üç kardeşler ya Zeynel amca. Üç kardeş de birbirine de sırt veriyor. Komşu da kızıyor. Geçen günü yavrulara vurdu. Ben ses etmedim. Hanımın koyunları var bizim koyunların içinde. Geldiler savmaya. Hanımına dedim abla yani biz komşuyuz. Boğuşur da ölür de köpektir sonuçta. Biz istemiyoruz boksun. Tabii tabii ya. Bak içeride ağla bağlamıştı mesela. He. Ama yoksa... Zeynel amca biraz da azaltmanız lazım. Ya azaltmamış şart da artık. Ya daha... Çünkü bunlar Erzincan'da da başınıza bayağı bir sıkıntı zaten yaratır. Zaten Erzincan'a gidenden mecbur. Zaten bu çökmüş. Tabii tabii bu geldi 10 yaşına. Benim de bu işte ama bu yavrular da bunun yanında yetişsin bu ölmeden. Ha bu bitti bitti. Geçen günü biraz fazla iğne vurdum. Dedim ölecek 2 gün görükmedi. Ulan yaş geçmiş yani. Güzel yaş da geçmiş. Evet. Ama gerçekten bir tarih değil mi Zeynel amca? Ya, efsane efsane. Şu karşıki köyün adı ne Zeynel amca? Şura var ya. Vallahi orayı bilmiyorum da oraya kot diyorlar. Ama çok oraya, güzel ya değil Yolan mi? Pardesi diyorlar, Çaraken Pardesi diyorlar, Goncukanlar diyorlar ne bileyim. Çok güzel ama şeyi he, hem yeri çok, güzel değil mi? Çok güzel he. Vallahi. Biraz kavyana gel arkadaş yağını seviyorum da şu an bir de var. Muhteşem bir görüntü. Çok güzel. Onlar da biliyor, onlar da biliyor. Bugün arkadaşlar Şahin abi sayesinde geldik Tercan'ın Yaylım köyüne. Nasıl Şahin abi buralar olmazsa sizi sayede ben göremiyordum burayı. Evet. Ya abi önemli olan gönüller bir olsun. Yani Şahin abi bize 5-6 ay önce de ta yazıyordu. Diyordu geleceğim Türkiye'ye geldiğinde sizi görmeye. Hani şaşırsa ben diyordum laf olsun diye söylüyordur. Çünkü hani birçok kişi bize öyle söylüyor. Hani diyor ki geleceğiz ziyarete sağ olsun işte geldi. Çok da güzel vakit geçirdik. Annemin doğum yeri işte bu dağın arkasına. Ha aynen yakın Tercan tarafından evet. Ozan. Aha. Bu bölge işte abi. Aynen. Nasıl beğendin mi abi burayı coğrafi olarak? Değil mi? Ya Tunceli'den başladı burada ovalardan. Şeyden sonra geminden geçtik ya.
Burada aynı birbirini andırıyor, süper yani. Zaten aynı coğrafya abi. Tunceli, Bingöl, Erzincan. Yani hatta Erzurum'da belli kesimleri aynı yani dağları, ovaları şöyle arkadaşlar çekeyim size. Abi başımızın gözümün üstünde yerim var biliyorsun yani daha önceleri de söyledim sana. Ne zaman yolun düşer? Tabii ki bizim için. Aynen öyle Şahin abi. Arkadaşlar böyle gelmişken size de gördüğümüz manzaraları size de yansıtalım dedik. Hani güzel bir dağ köyü. Gerçekten süper havası var. Enikleri de küçükken görmüştük. En azından geldik şu anki hallerini de gördük. Zalo'yu da çektik zaten ilk geldiğim zamanlar. Zalo yani zayıflamasına rağmen şöyle gördüğünüz gibi kafası mafası ayı gibi. Zaten 4 kurt puan. Çalo'yu da tanıyorsunuz. Çalo bayağı yaşlandı şu an. Ozan kaç yaşında? 9. 9-10 yaşına giriyor. Yani ona rağmen hala dinç. Evet abi. Tunceli'den getirdiğim Zalo. Ozan günleri nasıl geçiyor? Burada sıkıcı mı? Abi, mutlu musun? Çok uzun süre kaldığın zaman sıkılıyorsun ama ben bayağıdır köydeydim. Bana çok iyi geldi. 10 gündür Suriye'ye gidiyorum bir de. Kafa dinlemeli şu anda. Terapi akşam geliyorum güzel. Mesela yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum. Koyunun yanında uyuyorum. Bir iki gece yukarıda kaldım, tek kaldım. Soğuktu diye, hayvanın süt gidiyor diye geri geliyorum. Mecburen eve getiriyorum. Normalde akşam dışarıda mı yatırıyorsunuz aynen, hayvana? Burada mesela şöyle söyleyeyim. Sabah 9'da sağıma geliyor. Sabah da sağıyoruz koyunu. Saatten sonra yatıyor. Bir de alenç diyoruz biz. Aleyhinde şu etrafı soğutuyor, 5'te tekrardan sağıyoruz, keçemi yüklüyorum, ekmeğimi yüklüyorum. Gidiyorum, akşam yukarıda bir yerde saat 9.30'da yatıyor. Gece saat 11-12'de bir daha kaldırıyorum, bir saat dönüyor. Bir ondan sonra yatıyor, sabah 4'te kaldırıyorum abi. O sıra sabah 9'da geri geliyorum eve. Akşam 6'da gidiyorum, 9'da geri geliyorum. Günler hep bu şekilde geçiyor. Günler bu şekilde geçiyor. Ben çoban var. Çobanım bizle gitti. Normalde çarşıdayım. Aha. Bana iyi geldi ama ya. Şu anlık yani uzun süre gitmeyince insana iyi geliyor. Ya o zaman Erzincan'da oldum. Koyunlarla uğraşıp daha geldim de çok kaytarıyor. Yani ben geleyim mi? Çoban olarak gel. Gel Şahin abi gel. Şahin abi bağışı duydu. 25 bin. Dedi ki Avrupa'da Şahin ben kazan. Şahin abi. Kazanamıyorum dedi. 20'yi anlaşalım Şahin abi. 25 oldu ya. Ağla da gelir. 20'yi anlaşalım Şahin abi. Ağla gelecek. Ben yükseldik. Ya vallahi ya. Sakacaksa yükseldeyim 37. O zaman sağlam makinesi alırım. Olmaz. Ekonomik açıdan. Var ama sağlam makinesi 2 tane. Ama abi koyunlarda herhalde ki o biraz işlemiyor. Mesela büyükbaşta iyi şey yapıyor da ama koyunlarda fazla kullanmıyorlar yani. Neyse ben bir gün geleyim çobanlık bir ay yapayım. Para istemiyorum köpeklerimi geri ver götüreyim. Abi sen 5 ayda gitsen onlar kurtarmaz. Köpeklerimi geri ver götüreyim bazen. 5 ayda gitsen kurtarmaz. Neyse burada eksik arkadaşlarımız da var ha. Onları... Tabii buradan Aziz kardeşimize, Mert'e, Volkan abiye, daha ismini sayamadığımız diğer bütün arkadaşlara da selamlarımızı. Bir dahaki geldiğimde görürüz. İnşallah. Özellikle yani... buradan Aziz Gedi'ye çok selam olsun. Yani isterdik yani onların da burada olmasını. Abi burada bakar bakacaksın. Sen diğer herhalde atı verdin sadece alacağı atı bıraktın değil mi? Alacağı kaldı dün çiftleştirmeye bıraktık çiftleşmedi ya. Sende de şans yok ya. Hayır vallahi ya. Aslında sen bu şey ama eşleşeceği at alacağı alı mıydı? Yok kırmızı doğruydu ama kalemi çok güzeldi dedim abi şey kırmızı alacağı atar ama biliyor musun? Bunun damar ırkında var. Atabilir. Şey siyah beyaz bu. Aynen. Ama rengini çok açtı beyaza döndü. Bak hayvan sen... burada boze var. Ya boze. Ben gelin yaptım. Ben gelin de verdim. Sen... Gelin bir büyümüş görsen. Valla. Şu. Aynen. Şu. Bizim arkadaşlar yani çobanın en çok kahrını çeken hayvan eşek. Yani... Gerçekten hani o Erdal abinin bir konuşması var. İzledin mi Ozan? Diyor ya diyor cefakar diyor vefakar. İzledin mi? Eşek hakkında şey yapıyor yani. Gerçekten de sözlerine sonuna kadar katılıyorum. Dünyanın yükünü çekiyor. Dünyanın en çok yükünü çeken hayvanlardan biri. Allah Allah. Murakab Dağı'na geldim. Seni orada bıraktım. İşi. Sonra size işte onun yavruları çıkıyor seni. Şey Ozan senin bu at... Abi Mustang siyah beyaz normalde alaca. Diğeri bir ismiyle Pintabiyan'dır. Ama bak sarkma yok göbekte falan. Güzel ya. Bendekinde abi, ben... Bak bakıyorum yumurta koy sırtına ya. Ben bunu arpa yedirmişim ve çok sevgili hayvan. Bak mesela.
Şu huyu bulamazsın abi hiçbir yerde. Bak hiçbir yerde bulamazsın bu huyu. Evet. Diğer atlara yanaşamazsın. Bak bu çocuk gelsin alsın istediği yere gitsin. Yani yelem çok güzel, bana düşkün o da. Mesela bağırarak peşime şey yapar. Abi onu babam şey... Yok sever vurmuyoruz da şey... Yağmur yağınca ahırı alıyor da... Çok rüzgar vurmasın, üşümesin diye ipi çok sıkmış. Kolanı yara yapmış birazcık, vurmuş. Arkadaşlar böyle bak gördüğünüz gibi şu an tüyler tam belli oluyor alacalığı mesela. Bilmek gri gri, gri beyaz. Aynen bilmek isteyen olursa eğer onu da çekebiliriz. Düştüm ayağımı kırdım ondan sonra. Yok şu. Biraz şey yabancı zaten atıyor. Ha, atıyor mu? Yani abim bile attı valla. Bırak. O zaman ne bile teklif ediyorsunuz? Bir teklif edeyim dedim belki. Bir şey içerik çıkar, içerik çıkar. YouTube'un biri ata bindi attan düştü diye. Ama iyi binici olsa düşmez ya. Hükmeder ona. Buna geçen sene... Köroğlu gibiyim ya. Geçen sene 20... Bile sallıyorum hatta. Geçen sene 22 milyar verdiler, vermedim. özel bir cins bu zaten. Yavrular da siyah, beyaz ya da kırmızı alacak. Kimi kaç beygir? Bir beygir mi? İki beygir mi? Bir beygir abi. 4x4 bazen 8x4 de olabiliyor. At arabaya koşarken. Torku yüksek he. Aynen. Kısrak bir hayvan. Arkadaşlar yani daha önceleri eski videolarımdan da tanıyorsunuz o zamanlar. Tüyler bile bu kadar şimdiki gibi parlak değildi. Ama gerçekten hayvan çok uslu bir hayvan. Yani masa bazı hayvanlar var. Böyle diş gösteriyor. Bakın böyle şöyle gördüğünüz gibi bak diyor ki beni sev. Değil mi kızım? Değil mi? Şöyle. Atı salsak oynara gitmiyor mu? Abi normalde gidiyoruz da bu atlar olduğu için başı basıp atların yanına yoksa ben köyde mesela... Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Sesim de geliyor. Videolarımıza abone olmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Böyle güzel bir yayla yaşantısını sizlere sunmak istedim. Yani kendi dilimden, kendi gözümden. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.